Kirpi ile Kestane. Ferdinand'ın kitabı. Çok tatlı bir kitap. Evet sevgili çocuklar. Sizinle çok güzel bir masal anlatacağım. Bakalım nasılmış. Haydi başlayalım. Güneşli güzel bir günmüş. Küçük kirpi kestane ağacının altında mışıl mışıl derken ansızın sırtına pat diye bir şey düşmüş. Küçük kirpi telaşla uyanmış, ne olduğunu anlayamamış tabii. Sağına bakmış, soluna bakmış, hiçbir şey görememiş. Ne kadar da derin uyuyordum demiş kendi kendine. Biraz yürümek istemiş ama sırtında bir ağırlık olduğunu fark etmiş. Sanırım biraz büyüyorum, dikenlerim ağırlaşıyor diye düşünmüş. O sırada kulağına bir ses gelmiş. Merhaba. Küçük kirpi çevresine bakınmış ama sesin kimden geldiğini bir türlü anlayamamış. Hey, beni duyuyor musun? Küçük kirpi başını kaldırmış ama yine kimsecikleri görememiş. Duyuyorum ama seni bir türlü göremiyorum. Neredesin? Buradayım. Tam sırtında. Sırtımda mı? Evet, sırtında. Peki ama sen kimsin? Sırtımda ne arıyorsun? Ben bir kestaneyim. Peki ama nasıl olur? Kestane mi? Ne güzel. İyi ama neden yanıma gelmiyorsun? Gelemem ki. Benim de senin gibi dikenlerim var. Kendimi kurtaramıyorum. Galiba dikenlerimiz birbirine dolaştı. Küçük kirpi çok şaşırdı. Ne yapacağız şimdi dedi. Zıplayabilir misin diye sordu kestane. Evet, belki. Böylece seni sırtımdan indirmeyi başarabilirim. Küçük kirpi hop diye hopladı. Olmadı. Zıp diye zıpladı. Yine olmadı. Takla at dedi kestane. Küçük kirpi güzel bir takla attı. Ama dikenleri daha çok dolaştı şimdi. Onların bu telaşını gören kelebek kanatlarını çırparak geldi. Size yardım etmeye çok isterdim ama küçüğüm. Siz iyisi mi? Yaşlı tavşana gidin. Belki o sizi ayırabilir deyip kanatlarını tekrar çırparak kelebek uzaklaşıp gitti. Birlikte tavşanın kulübesine gittiler. Sevgili tavşan, dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin dediler. Yaşlı tavşan kulaklarını oynatıp sonra çok isterdim çocuklar. Ama öyle çok işim var ki havuçları sulamayı unuttum. Kurumalarını istemem doğrusu. Siz en iyisi tombul sincaba gidin deyip koşarak uzaklaştı. Kirpi ile kestane tombul sincaba gittiler. Sevgili sincap, dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin? Dediler. Tombul sincap bıyıklarını oynattı. Akşam olmadan ceviz toplamam gerek. Hiç zamanım yok. Siz en iyisi avcı baykuşa gidin deyip daldan dala hop zıpladı. Hop zıpladı ve uzaklaştı. Küçük kirpi ile kestane çaresiz avcı baykuşun oturduğu ağaca gittiler. Sevgili baykuş, dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin? Dediler. Avcı baykuş başını bilgece sallayarak, şimdi uyumalıyım. Gece avlanmaya çıkacağım. Aç kalmak istemem. Siz en iyisi kurnaz tilkiye gidin dedi. Kurnaz tilkinin yanına geldiler. Ona da sevgili tilki, dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin dediler. Kurnaz tilki kuyruğunu salladı, sonra küpesteki hayvanlarımı sallayacağım. Şimdi aklımı karıştırmayın. Siz en iyisi tontonayıya gidin dedi. Kirpi ile kestane bu sefer tontonayı aramaya başladılar. Tonton ayı, tonton ayı neredesin diyerek ağacın arkasına baktılar. Ama o da ne? Tonton ayı elinde bir kovan dolusu balla arılardan kaçmıyor mu? Yardım edecek başka birini bulmalıyız dedi kestane. Çaresizlik içinde alageyiğe gittiler. Ama alageyik de onlara yardım edemezdi. Çünkü en yakın arkadaşı kara geyikle şakalaşırken boynuzları birbirine dolaşmıştı. Keşke bize yardım eden olsa dedi alageyik. Durumları gittikçe komikleşmeye başlamıştı.
Hava kararıyor. Kim bilir annem beni ne kadar merak etmiştir dedi kestane. Küçük kirpi eve dönmesi gerektiğini söyleyince, peki ben şimdi ne olacağım diye ağlamaya başladı kestanecik. Üzülme dedi küçük kirpi. Belki annemle babam bizi ayırabilir dedi. Kestane ben annemi istiyorum diye ağlamaya başladı. Gece olunca korkarım ben. Küçük kirpi bunun üzerine koşmaya başladı. Öyle hızlı koşuyordu ki birden yokuştan aşağı tıngır mıngır yuvarlanıverdi. Kestanecik bir o tarafa, kirpi bir o tarafa düştü. Küçük kirpi gözlerini kapatmıştı korkudan. Gözlerini açtığında birbirlerinden ayrıldıklarını fark etti. Karşısında kestaneyi gördü. Onun da dikenleri vardı. Aynı kendisi gibi. Sonra küçük kirpi seninle oynamayı çok isterdim ama geç kaldım eve gitmeliyim. Hoşça kal kestane dedi ve koşa koşa uzaklaştı. Kestanecik yapayalnız kalmıştı. Düşünürken diye annemi nasıl bulacağım ben? Derken bir anda kestane ağacından pat diye bir şey düştü. Bu kimdi? Bu tabii ki de kestanenin annesiydi. Kestanenin annesi gelmişti. Kestane çok mutluydu. Seni yaramaz seni. Nerelerdeydin bakalım? Bir kirpiyle tanıştım anne. Sana çok şey anlatmak isterim ama ben seni çok özledim. Çok özür dilerim dedi. Ve olanları annesine tek tek anlattı kestanecik. Sonra da annesinin dikenlerine yaslanarak derin mi derin bir uykuya daldı. Artık uyku vaktiydi. Kestane ve annesi uyuyup kaldılar. Masal da burada bitti. İyi geceler.